2 Ekim Çarşamba Serbest Satış Hoş Geldiniz ee, İç gündem çok yoğun Dış gündem savaş ortadoğu. bunları gireceğiz ama öncesinde önemli bir eylem önemli bir etkinlikle başlıyoruz Bugün Strasburg'da Avrupa'dan ve dünyadan binlerce kişi bir eyleme katılacaklar Haksızlığa Dur De bu sene üçüncüsü yapılan adalet yürüyüşü Ahim önünde başlayacak ama bu sefer hedef Avrupa Konseyi. Neden? Çünkü bu sefer Ahim kararlarının uygulanması için Türkiye'ye baskı yapılması için Avrupa Konseyi üyelerine çağrıda bulunacak. Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekilecek ve KK e, sorunları bir kez daha Avrupa'da sokaklarda yankılanacak. Buna alakalı olarak e, TRT 24'te özel hazırlandı. E, özel yayınımız olacak. Eylem boyunca Mehmet Şahin ve Bülent Korucu Konukları alacak stüdyoda. Sağda da Ensar Nur Strasburg'da eylem yerinden bize bilgileri aktaracak. O yüzden TRT 4'ten ayrılmayın. Strasburg'daki bu çok önemli eylemle alakalı özel yayınımız olacak deyip hızlıca siyasi iç ve dış gündemlere geçelim. Dünden beri sosyal medyada bu görüntülere denk gelmişsinizdir. İsrail semalarında İran füzeleri ilk defa denilen e, süpersonik füzelerin de olduğu iddia ediliyor. fetah adında e, bazı füzelerin demir kubbeyi deldiği ve e, İsrail topraklarına ulaştığı hedefine vurup ile alakalı şu an teyitli bilgiler yok. Her iki tarafta propaganda araçlarını sahaya sürdü. İsrail'e bakarsanız çok ciddi bir zayiat verilmedi. İran ise %80 oranında hedeflerin vurulduğunu, 3 askeri üstün, hedeflendiğini ve başarıyla vurulduğunu iddia ediyor. İran'da halk sokaklara çıktı, kutlamalar yaptı. Bir süredir hem Lübnan'da olsun hem de Suriye'de İran hedeflerini, İran milislerine yönelik İsrail saldırıları vardı, suikastleri vardı. Zaten çok önceden İran'ın bir misilleme yapması konuşuluyordu. Daha önce de hatırlarsınız Nisan ayında İran insan hava araçları ve bazı füzeler yollamıştı ama e, pek İsrail'de etkili olmamıştı. Bu sefer etkili olduğu yönünde iddialar var. Dediğim gibi bu bir savaş ve her iki tarafta propaganda unsurlarıyla yayın yapıyor. Ama şu oldu tabi İsrail e, bu görüntüleri çok sık e, yayınlıyor. Resmi hesaplar da bu e, havadaki füzelerin görüntünü yayınlıyor. İşte e, ciddi bir tehdit altında olduğumuzu görüyorsunuz. Yıllardır İran diyoruz demek ki bir şakamız yokmuş. Gerçekten İran İsrail'i hedef alıyormuş. İranla alakalı bütün e, endişelerimizin gerçek olduğunu görüyorsunuz. İsrail tehdit altında imajını pekiştiriyorlar. İranla bu görüntüle ilgili işte e, bir süredir biliyorsunuz imajı çizilmişti hem. Haniyenin İran'da öldürülmesi hem de Lübnan Nasrallah'ın öldürülmesi, seri sürük İran'da biraz bunu bir imaj tazeleme çalışması olarak görüyor ve İsrail'e saldırmış tek Müslüman ülke şu an İran bu onlar da bunu değerlendirecekler. İsrail bu cevapsız kalmayacak dedi. İran sınırı aşı dedi. İran'da bu bir uyarıydı. İkinci saldırımız olacak dedi. Bakalım nereye girecek. Uzmanların söyledi İran'ın bir savaş istemediği çünkü İranla İsrail bir savaşı. Sadece İran-İsrail arasında değil. Aynı zamanda Amerika ile İran savaşı olacağı için İran'ın çok büyük zarar göreceği ve rejimin tehlikeye gireceği yönelik tahminler var. O yüzden İran'ın savaş istemediği ama imajını kurtarmak e, için çalıştığı söyleniyor. İsrail'de de bir savaş kabinesi var. Netanyahu'nun özellikle iktidarda kalabilmesi için savaş, tehdit vesaire lazım. Bakalım buraya nereye evlenecek? O Büyük Ortadoğu Savaşı başladım. Ciddi endişeler vardı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Biz, biz iş siyasete geçelim. İş siyaset dün e, Bahçeli'nin grup toplantısıyla başladı. Dün biliyorsunuz meclis tekrar yasama yılı başladı. Ona gireceğiz. Bahçeli grup toplantısında esti Özgür Özel'e çürük dedi. Ona özellikle ayrıca geleceğiz. Sanatçı cinayeti ile alakalı olarak gazetecileri tehdit etti. Halk TV çalışanları Şule Aydın Murat, Örel Timur Soykan ve Barış Pehlivan'ı tehdit etti. Ayağınız denk kalın dedi. Bunun çok açık bir tehdit olduğu belli. Daha önce MHP'nin birçok gazeteciye saldırdığını ve ülkemizde gazetecinin hayatını kaybettiğini düşünürseniz gerçekten çok ciddi alınması gereken bir tehdit. Sinan Teşin annesine de e, hakaretlerde bunu yaşına başına bakmadan mikrofon bulup konuşuyor dedi ayrıca zamanda onlara içinde aileye de dava açmışlar. Gerçekten o bildiğimiz klasik grup toplantılarından bir tanesini yaptı. E, daha sonra konuşmasını yaptı ve meclis salonuna girdi. Girer girmez dem parti şeyleri vardı, grup başkan mektubu, genel başkanı vardı burada şu an görüyorsun Tuncay Bakırhan onunla el sıkıştı. Yıllar, şimdi birazdan sıra sakık gelecek arka sıralardan. Bahçeli'yi görüp sıra sakıkla arkadan gelip toka yapacak. Bazıları da bunu eleştiriyor. Ya bu nasıl iş? Biz bir tiyatroda mıyız? Bu tiyatroyu birazdan ayrıca geleceğiz. Hatırlarsınız yıllar önce Bahçeli, Ahmet Türk ve Aysel Toluk'la da benzer bir görüntü vermiş. Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor şeklinde bazı umutlar olmuştu ama daha sonra arkası gelmedi. Malumunuz çok çok, çok sular aktı ama Dem Parti yetkilileri tokalaşması önemliydi. Bahçeli madem dünyada barış istiyoruz Türkiye'de de barış olacak. Bu bu manada bu minvalde bir e, tokalaşma olduğunu söyledi. Şimdi biz esas şey girelim. Erdoğan biliyorsunuz meclis yasama yılında Cumhurbaşkanlığı'nda konuşma yapıyor. CHP'lilerde şöyle bir şey oldu. Ayakta karşılayacağız. CHP Grup Başkan Vekili dün milletvekillerine şu SMS'i yolladı. Hani türbün jargonuyla ayağa kalkmayan Fenerli olsun, ayağa kalkmayan Cimbomlu olsun tarzı Cumhurbaşkanı geldiğinde Kürsüye gelirken ayağa kalkılacak ancak alkışlanmayacak. Uğurlanırken de e, Özgür Özel'e bakın o ne yapıyorsa onu yapın şeklinde bir mesaj oldu. E, Tabi bu mesajı bütün CHP milletvekilleri uymadı. Bazıları sırf ayağa kalkmamak için genel kurula girmediler. Bu sayının 57 ile 67 arasında olduğu tahmin ediliyor. 10 CHP milletvekili de e, Erdoğan girdiğinde ayağa kalkmadı. Ama işi garanti altına alanlar vardı. Özgür Özel. Erdoğan gelince ilk ayağa kalkan CHP'li oldu ki hani genel başkan olarak ayağa kalkayım de grupta kalksın böylece hani daha fazla fire vermeyelim diye. Özgür Ezer bunu makama saygı olarak açıkladı. Buna da çok ciddi eleştiriler var. Çünkü Erdoğan hani tarafsız bir cumhurbaşkanı mı? Herkese saygılı mı? Muhalefete saygılı mı? Sana çapulcu demiş, sana sürtük demiş, sana namussuz demiş. Yani demiş oldu demiş bir sürü hakaretini buradan sayırız. Akşamı yol olur. Böyle bir cumhurbaşkanı tarafsız Neye saygı duyuyorsun? O sana saygı duyuyor mu? Eleştirileri vardı. Giderken de ayağa kalkmamışlar. Özgür Özel diyor ki cumhurbaşkanı gibi karşıladık. Ama siyasi bir konuşma yaptı. O yüzden de genel başkan olarak uğurladık. O yüzden de ayağa kalkmadık dedi. Tabii bu e, CHP'yi böldü. Kemal Kılıçdaroğlu hemen e, biz sadece halk için ayağa kalkarız dedi. E, saray rejimini tekrar meşrulaştırmayla ilgili eleştirilerde bulundu. Özgür Ezel parti terbiye cevap vermeye e, uygun değil. E, bu, ayrıca meclis kürsüsünde de parti içi bir tartışmanın e, tarafı olmayacağım dedi. Ee, Erdoğan konuştu. Erdoğan bildiğimiz prompter konuşmalardan bir tanesini yaptı ama akıllarda kalan şuydu, dedi ki İsrail, Filistin ve Lübnan'dan sonra hedefi bizim vatan topraklarımız olacak. Şimdi bunu birkaç defadır ısrarla söylüyor. Neden söylüyor? Kardeşim bırakın soğanı, domatesi, patatesi. Bakın ne kadar büyük bir tehdit var. Güçlü bir hükümet lazım. Ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Siz de ancak e, ben korurum işte ihamı siyamız görüyorsunuz. Yani bu koalisyonlara mı Türkiye ittifaklarla mı emanet edeceksiniz? Bu kadar büyük bir işgal tehdidi altındayız. O yüzden hani ekonomi geçinemiyoruz falan vatan elden gidiyor. Siz ne anlatıyorsunuz gibi bir süblimiden mesajlar. O kadar komik şeyler anlattık ki Türkiye'yi gri listeden çıkardık dedi bu kara para aklama terör finansmanı. Kardeşim 22 yılda ülkeyi sen yönetiyorsun zaten Türkiye'yi listeye sen soktun. Selim bütün dünyanın bütün mafyaları Türkiye'ye geldi. Bütün böyle karanlık adam varsa Türkiye'ye geldi. Türkiye bir kara para cenneti uyuşturucu kokain cenneti oldu. Şimdi sadece bir e, listeden çıkmayı büyük bir marifet başarı gibi anlatıyor. Bildiğiniz bir konuşma yaptı yani. herhangi bir promptu konuşmasıydı. Şimdi e, başta söylediğimiz Özgür Özel Bahçeli kısmına geliyoruz. Çünkü resepsiyonda bir araya geldiler. Ama öncesinde Bahçeli Özgür Özel için sabah ne demiş bir dinleyelim. Özgür Özel sana diyorum iddialarına aynen şahsın gibi çürüktür. Bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastik, dolmuş tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir. Milliyetçi Ülkücü Hareketi karanlık ağızlarını alıp ileri geri konuşan sefillere hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da sonuna kadar hesaplaşmak Rabbimden yegane dileğimdir. Yaş Evet, çürük, sepil, bir sürü sıraladı değil mi? İşte bu ikili mecliste tokalaşmışlardı. O bir anlık denk gelmeydi. Ama esas resepsiyonu biliyorsunuz meclis açıştırıldığı akşamında meclis başkanı verdiği resepsiyon olur. Orada bir araya geldiler. Bakın nasıl görüştüler. Teşekkür <laughs> birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Yok yok efendim. Üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği var. Efendim önemli olan e, C Celal Bey gibi Ö dostlarımız, duygularımızın gibi Ö önemli Ö olan evet. herkes doğru bildiğimiz saygıda Saygı da sevgi de eksiklik göstermemek. Özgür Özal. Evet. Nasıldı? İnşallah birbirimizi kırmıyoruz diyor. Hı? Siyasetten söylememiz gereken şeyler bunlar. Öbürde ya zaten Bahçeli görünce heyecanlandı. Grup başkan vekili koşu koca gitti böyle. Bir genel başkan falan tokalaşmalar. Celal Adam. <laughs> Belki meclisteki en kirli adamlardan biri. Celal Bey gibi dostumuz diyor. O diyor sorun değil diyor. Doğruları bildiğimizi söyleyeceğiz. Önemli olan sevgi de saygı de, eksiklik göstermeyelim. Daha ne eksiklik göstereceksin? Anla bacına söylemedikleri kalmış. Yani gerçekten Özgür Özel'in sıklık söylenen bir şey var ya bu koltuğa biraz nasıl diyeyim koltuk ona fazla geldi kısmında insanlar artık haklılar zaten gidişatta bir daha yerel seçimlerden beri CHP'nin rüzgarını dindirdi Erdoğan'ı tekrar umutlandırdı. CHP Türkiye'nin birinci partisi diyor ama hiç öyle birinci parti gibi de davranmıyor. Birinci partinin gelen başkanının ağırlığını taşımıyor. Her yerde böyle Bahçeli karşısında da ezik, Erdoğan karşısında da ezik. Yaptığı politikalarda işte rüşvetle Türkiye suçlanıyor. Biz rüşvet vermişiz deyip AKP'lerden çok AKP'li oluyor. Yani e, parti içinde çok ciddi rahatsızlık var. Zaten e, meclise girmeyen MP şey milletvekili sayısı da bunun göstergesi. Bir de şöyle görüyor CHP'ler ya bu zaten hani genel başkan bizim adayımız İmamoğlu oluyor da Mansur Yavaş olacak. Ama şöyle bir şey var. Özgür Özel Türkiye'deki iklimi değiştiriyor. Muhalefetin, muhaliflerin umudunu köreltiyor. Karşı tarafı daha fazla böyle bir şekilde motive olmasını sağlıyor. Karşı tarafı meşrulaştırıyor. Yani eleştirdiğiniz her şeyle alakalı olarak bir kılıf hazırlıyor. Bu çok kötü bir tehlikeli bir gidiş. E, seçimlere katılmayı etkileyecek. Muhalefetin birleşmesini etkileyecek. Bu göreceksin. Diğer küçük partileri de etkileyecek şeyler bunlar. O yüzden yani kardeşim kasedin varsa arkanda duralım. Kumar borcun varsa para toplayalım. Yapma şunu ülkeye. Diyesi geliyor. Evet. Biz yine eylemle bitirelim. Bugün özel yayınımız olacak. Biliyorsunuz Strasbourg'da çok önemli bir adalet yürüyüşü var. Ayrıntıları, gelişmeleri takip etmenizi rica ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.